Evet, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yanımda kardeşim, arkadaşım Yaşar Kırkpınar var, İzmir milletvekilimiz. Birlikte hayati bir mevzuyu dile getirmek istiyoruz. Malumunuz, birçoğunuz biliyor, ben yayıncıyım. Yayın sahasını uzun yıllar takip etmiş bir arkadaşınızım. Dolayısıyla o zeminden yapılan fauller bizi çok daha yakından ilgilendiriyor. Oradaki rahatsız edici unsurlar bertaraf edilsin diye bizim gayretimiz çok daha fazla olmalı düşüncesindeyiz. Bundan dolayı hususen burada birkaç not düşeceğim. Son zamanlarda dünkü mevzudan önce de açacağım biraz sonra sosyal medya kanalıyla toplumu ifal etmeye, toplumun kodlarını yerleşik haysiyet onur kodlarını yok etmeye çalışan bir güruh özel gayret sarf ediyor. Özel bir takım cenahın efendim yönlendirmesiyle hakikaten sinir uçlarına dokunur hale geldiler. En son yapılan malumunuz Sayın Hazine Maliye Bakanımıza yapılan çok iğrenç ahlak dışı yaklaşımdır. Bizi, milletimizi tarif eden özel bir kod var, özel bir tanım var. Millet olarak ahlaklı bir milletiz. Bunu dost düşman herkes hak teslimi bağlamında söyler. Türk milleti ahlaklıdır. Bunlar faul yapmazlar, bunlar insanların haysiyetine, onuruna, izzetine, iffetine dokunmazlar diye tarihi süreç içerisinde oluşmuş genel kanaatler vardır ve bir hakkın doğrudur bu kanaatler. Şimdi bunları yıkmaya çalışanlar var. Hepimiz biliyoruz ki envai türden terörist yapılanmaların tehditleri, şantajları ülkemize dönük uzun yıllara sari devam ediyor. Bunlar kimi zaman silahlı yöneliyor, kimi zaman da bu neviden yayın kanallarını, yayın organlarını yahut da bir takım mecraları, sosyal mecrayı özellikle kullanarak bize yöneliyorlar. Hepimizin dikkat üzere olması lazım. Hepimizin bu yönde bir özel hususi çaba sarf etmesi lazım. Hususen yayıncılar için ben bunu söylüyorum. Tabii biz de siyasetçiyiz. Toplumu temsil adına buralardayız. Toplumun müthiş bir tepkisi var bu işe, milletimizin. Onların temsilcisi olarak şimdi huzurunuzdayız arkadaşımla beraber. Şunu söylüyoruz. Sosyal medya zemini, ahlaki yapıyı efendim deforme etme, yok etme için oluşturulmuş bir yapı değildir. Oraya bu neviden yönelenlerin mutlaka ama mutlaka cezai müeyyidelerin olması lazım. Behemahal bunlar için gerekenlerin adli makamlarca, hukuki zeminlerde yapılması lazım. Bunu hususen bir talep olarak, milletimizin talebi olarak burada kayda geçiyorum, aktarıyorum arkadaşlar. Sayın Bakanımızın, Berat Bey'in bir evladı oluyor. Minnacık bir yavru. İnşallah vatanımıza, milletimize çok büyük hizmetleri olacak. Allah anasına, babasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bağışlasın bu yavruyu. Bunun üzerinden eşine, kendine bu neviden yönelmeyi kınıyoruz. Teneffürle, nefretle anlıyoruz. Bunların bir daha yaşanmaması için özellikle hepimizin bu konuya dikkat çekmesi lazım. Ve dediğim gibi şu zeminde, şu milleti ifade eden meclis zemininde bu konunun mutlaka behemahal çözülmesi lazım. Yani sosyal medya girilir, oradan insanların her türlü hakkı, hukuku ifade edilir. Oradan efendim istediğin söylenir anlamını taşıyan bir zemin olmaktan çıkarılmalı. Behemahal ne yapılması gerekiyorsa ki bizim arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız, bu işe yoğunlaşmış arkadaşlarımızın çalıştıklarını biliyoruz. Çalışmalar lazım, çalışmamız lazım. Bu çok çok hayati bir mevzudur. Özellikle toplumumuzun çok daha huzur üzere yaşaması için. Efendim bir takım kodların hep ayakta kalması için, müsbet kodlardan bahsediyorum. Ve zeminin bozulmaması için, ahlaki zeminin bozulmaması için bu hayati önemdedir. Dahasını söyleyeyim arkadaşlar. Öylesine bir hal aldı ki bu sosyal medya. Yani bütün değerleri alt üst edip olmamışı olmuş gibi gösteren ve bunu bir teviye yayan bir zemin haline geldi. Bir kişi bir yalan söylüyor. Ardından
İş öylesine bir noktaya evriliyor ki aşağıda kendisi de buna inanıyor. Öyleyse toplumun fertleri olarak hepimiz, basın mensupları, vatandaşlarımız, herkes bu işten ben de muzdaribim deyip tepki vermesi lazım. Çünkü yarın kime uğrayacağı belli değil. Canı sıkılan sabahleyin kalkıyor, karşısındakine küfrediyor orada. Hakaret ediyor, yalan söylüyor, iftira atıyor. Pozisyon almış insanlara özellikle kinini, nefretini yayıyor. Böyle olunca toplumsal barış adına da bir büyük tehdit, tehlike oluşturmuş oluyor sosyal medya. Bu yönüyle söylüyorum. Oysa sosyal medya bilgi paylaşımı anlamında hakikaten çok büyük bir nimet. Bu yönünden istifade ediyoruz. Ama öbür tarafı öylesine nakısa, öylesine noksan koyuyor ki işin içerisine, bu bilgi paylaşımı kısmı haliyle ihmal edilir hale geliyor. Onun için ben bunu notu düşüyorum ve tekraren Sayın Bakanımızın evladının çok uzun ömürlü olmasını, milletimize efendim ismiyle müsemma bir hal üzere hizmet etmesini huzurunuzda Cenab-ı Hak'tan diliyorum ve saygı sunuyorum. Yaşar Bey kardeşimin de söyleyecekleri vardır. Ben hepinize saygı sunuyorum. Yaşar Bey buyurun. Evet. Sayın Milletvekilim, çok değerli arkadaşlar. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok kıymetli milletvekilimiz çok güzel hususlara temas etti. Gerçekten tamamına katılmamak mümkün değil. Ben de sosyal medyada ve internet üzerinden yapılan bu çirkin saldırıları, bundan önce olduğu gibi, yine günümüzde olduğu gibi tamamını kınıyorum. Sayın Bakanımıza ve ailesine yapılan bu saldırıyı kınamayan hiçbir Türk vatandaşının olmadığına, olmayacağına, olamayacağına kanaatim tamdır. İnşallah önümüzdeki süreçte bununla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin de yapılacağına inancım tamdır. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da bugün ifade ettiği gibi sosyal medya ve internet üzerinden yapılan bu saldırıların, benzeri saldırıların bizim dışımızda hiçbir ülkede bu kadar serbest ve hukuksuzca olmadığının altını da çizmek istiyorum. İnşallah bizler yasama üzerinde çalışan milletvekilleri olarak ve bu anlamda gerek yargı gerekse diğer birimlerin çalışmaları inşallah önümüzdeki süreçte gereği gibi yerine getirilecektir. Ve bundan sonraki süreçlerde de bu sosyal medya ve internetle ilgili yapılacak olan düzenlemelere tüm vatandaşlarımız ve tüm halkımız büyük bir beklenti içerisine girmiştir. İnşallah bizler de üzerimize düşen bundan sonraki süreçlerde gereği neyse onu yapacağız diyorum. Hepinizi bir kere daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet arkadaşlar, sual varsa olabilir, yoksa teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.